Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün yine Tucson'la birlikteyiz. Ama yine derken bugün resmi anlamda artık son noktayı koymak için bir aradayız. Yani nasıl resmi anlamda son noktayı koymak diyorum ve bir es veriyorum. Diyorum ki öncelikle videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun. Ama Kamer Plaza'nın olsun diyoruz ve o son noktanın detaylarına yavaş 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 giriyoruz. Neydi o son nokta? Birçok video çekmiştik Tucson'la alakalı. Her modeline, her modeline, her spey'ine, her donanımına ayrı ayrı videolar çekmiştik. Keyifli de videolar olmuştu. Sevdirmiştik. Zaten çok sevilen bir araçtı. Bir tık üstünü yaşatmak istemiştik size. Kar videoları çekmiştik. Normal yollarda videolar çekmiştik. Zor alanlarda videolar çekmiştik. Showroom'un içinde birçok video çekmiştik. Bu ayın gözdesi de Tucson'un Prime paketi. Prime paketten bahsedeceğiz birazdan sizlere. Bugün sizlerle ayın gözdesi videosu çekmek için bir araya geldik. Ayın gözdesi de Tucson olacak. Tucson'un bir versiyonu olacak. Elit olacak aslında. Biraz ondan bahsedeceğiz. Niye ayın gözdesi olduğundan bahsedeceğiz ama tabii her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Ayın gözdesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi birileri diyor ki ya sürekli de Tucson'u ayın gözdesi yapıyor. Ben yapmıyorum. O gerçekten ayın gözdesi. O aslında gönlümüzün gözdesi yani. Bugün sizlerle bir Nisan ayı ayın gözdesi videosu çekmek için birlikteyiz. Yine Tucson'ların yanındayım. Kabul edeceğiniz gibi. Artık alıştınız Tucson'ların ayın gözdesi olmasına ama şöyle de bir şey var. Bu da Eylül ayı gözdesi videosu olacak. Diyeceksiniz ki ya bu adam yine Tucson'un yanında. Çok mu seviyor? Evet gerçekten çok seviyorum Tucson'u. Çok klas bir araba. Ama ben değil ki sadece, bütün ülke seviyor yani bu aracı. En çok satış adedini yakalamış bir SUV sonuçta bahsettiğiniz araç ki niye gözdesi oldu diye soracak olursanız bu sefer bahsedeceğimiz araç gerçekten gözdesi olmayı hak eden bir araç. Ama ne oldu bu videoların sonucunda? Tabii buna videolar belki sebep olmadı ama en azından o gururu bize yaşattı. Doğru bir araba üzerine video çekmişiz, bunu görmüş olduk. Gelelim o son noktaya. Evet, Tucson artık resmi anlamda da en sevilen SUV olduğunu kanıtlamış oldu. Nasıl oldu? Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Tucson artık Türkiye'de resmi anlamda yılın otomobili oldu. Tabii bunu kolay olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, bunu olması için neler yapıldı, ne yapıldı? Niye Tucson aslını sorarsanız yılın otomobili seçildi? Çünkü çok ciddi rakipleri vardı. Biz videoya başlamadan önce Yusuf'la biraz tartıştık. Çok çok ciddi rakipleri vardı. Niş markalardan rakipleri vardı. Onları da solladı. Kendi standartlarındaki araçların da çoğunu, zaten onları çok hızlı bir şekilde geçmişti. Yani birçoğunu anlatmıştık. Yani satış adetlerinde orada yürüdüğü falan bir sürü şey var, bunu anlatılacak ama aslında benim dikkatimi çeken bir husus var. Yeni kasasından bahsediyoruz çünkü. Hyundai aslını sorarsanız çok ciddi bir şey yaptı. Çok büyük bir cesaret gösterdi. Çoğu firma tutmuş kasasını, artık bu kasa tuttu dedikleri kasalarını, yeni kasasını çıkartacakları zaman bu kadar cesur davranmıyorlardı. Belki makyaja yakın bir kasayla tekrar sunuyorlardı ki ellerindeki o gücü kaybetmek istemiyorlardı. Ama Hyundai çok farklı bir şey yaptı ve çok büyük bir cesaret göstergesiyle kasayı tamamen değiştirdi. Bir önceki efsane dediğimiz tutmuş olan kasayı bıraktı, yerine muhteşem bir kasayla geldi. İlk geldiğinde yalan söylemeyelim, bizim bile tereddütler yaşadığımız bir kasaydı. Güzelliği anlamında değil ama tutmuş bir kasanın üstüne bambaşka bir kasayla gelmek acaba doğru bir şey miydi? Bunu acaba kaldırabilecek miydi insanlar ya da çabucak ısınabilecek miydi derken ikinci ay olmadan hemen ısındılar ve satış adetleri bir anda patlamaya başladı. Tabii ilk çıktığı zamanlarda adetler bu kadar az da değildi. Bir anda da yayılmış olması buna en büyük sebeplerden birisi oldu ve Tucson artık resmi anlamda yılın otomobili seçildi. Tabii dediğim gibi bu en önemli kuraldı. En önemli bizim için bir noktaydı. Biz oraya çok dikkat etmiştik. Dedik ki bu kasa tutarsa yılın otomobili de olur demiştik en başta. Ve onun üzerinde de yoğunlaşmıştık ve artık Tucson resmi anlamda yılın otomobili oldu. Tabii dediğim gibi melek kanatlarıyla giriş yaptı. Özellikle tutmuş olan motor ve şanzımanı ellemedi. Onlar çünkü zaten çok klastı. Yakıt tüketimi olarak insanları yormuyordu. Birçok donanımı özelliği aslında çok sevilen donanım özellikleriydi. İnsanları ısındırmıştı araca. Üstüne bir şeyler ekledi. Neler ekledi mesela? Koltuk renklerindeki değişim. Belki insanların çok dikkatini çekmemiş gibi görünse de o renkler aslında niş araçlara yakın bir renkti ve niş araçları ön plana çıkaran renklerdi. Bu büyük bir cesaret göstergesiydi.
Yine onun haricinde araca kör nokta kamera sistemlerini eklemişti. Ben böyle küçük küçük ayrıntılara girerek anlatmak istiyorum Yusuf. Biliyorsun çok detaylara girip boğmayı sevmiyoruz. Bizim esas amacımız ne? Yılın SUV'si olmuş bir aracı biraz ön plana çıkartmak. Hak etmiş olduğu şımarıklığı ona biraz yaşatmak istiyoruz tabii ki. Yani bizi de mutlu etti. Çok video çekmiştik Tucson hakkında. O videoları boşuna çekmediğimizi gördük aslında. Ve muhteşem bir araçla artık Türkiye yollarına çıktık. Ve onun keyfini de sürüyoruz. Yaklaşık 12 ay diyeceğim ben. Hani bir ilk 2-3 ay tanınmasıydı. İşte görülmesiydi, görücüye çıkmasıydı. Aracın beklenmesiydi. Donanımlarının ve paketlerinin yavaş yavaş piyasaya çıkmasıydı. Çünkü bir anda bütün paketleriyle çıkmadı araç ortaya. Sonrasında çok cazip ve çok farklı paketlerle ortaya çıkmaya başladı. Tucson. İşte çok tutulmuş bir elit paketi vardı efsane kasada. Bunda da çok tutuldu. Elit özellikle aranan bir paketti. Dizelde dolu 4x2'de dolu bir paketti. Çoğu firmanın en full paketlerinde bile sunamadığı birçok donanımı içinde barındıran bir paketti aslında sorarsanız. Elit paketi 4x2 elit paketinden bahsediyorum. Sonra Elit Plus'ı geldi. Sonra bir anda Comfort dediğimiz bambaşka bir paket geldi. Aracı aslında yani o zaman hatta çektiğimiz videolardan sen de hatırlarsın Yusuf. Ulaşılabilir bir SUV haline getirmiş Comfort paketi. O zaman da şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki hani bir normal bir hatchback ya da üst paket bir hatchback ya da sedan araç alınabilecek rakamlara çok yakın. Çok yakın rakamlarda bir SUV alabileceğiniz rakamlar. Yani herkese ulaştırdı aslında sorarsanız. Yine Comfort için her zamanki gibi tekrarlıyorum. Normal standart bir sedan, standart bir hatchback araç almayı düşünüp de aslında keşke SUV olsaydı diyenler için onlara yakın bir rakama sunabileceğimiz Comfort araçlarımız var. Birkaç renk seçeneğimiz de var Comfort'larda. Benzinli 180 beygirlik yeni Tucson. Yani görünümüyle, donanımıyla yeni Tucson'du bu araçlarımız ve güzel araçlardı. Hyundai boş durmadı yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani aracın yılın otomobili seçilmesinde birçok şeyin sebebi var. Böyle kısa kısa cümlelerle artık onları arasından siz zaten çıkartıyorsunuz bir şekilde. Sonrasında Prime Plus dediğimiz bambaşka bir benzinli kasa çıkarttı. Elite çok yakındı. Hemen hemen Elite'le aynıydı. Fakat bambaşka bir kasa çıkardı. Sonra bir anda dediler ki N-Line'ını göndereceğiz aracın. N-Line zaten biliyorsunuz spor çizgisiydi Tucson'un. Bir önceki N-Line'la alakalı da birçok videomuz var. Bizim çok sevdiğimiz araçtı o. Hani spor görseli seven, spor kesimleri sevenler için muhteşem bir araçtı. Ve N-Line'ını gönderdi. Aman Allah'ım o nasıl bir kasa dizaynıydı, o nasıl bir jant şekliydi. Aklıma gelen ilk özelliğinden bahsediyorum. Ve 4x4 olarak ve Elite Plus'la birebir aynı özelliklere sahip bir N-Line'la geldi. Benzinliydi, 180 beygir turboluydu. 7 ileri DCT şanzımanıyla gelmişti. Ve son noktayı da geçen aylarda hibrit paketiyle yaptı. Hibrit bambaşka bir şeydi. Hibritini şöyle söyleyeyim. Bir önceki videoda bu cümleyi kurmuştum ve seviyorum, yine kurmak istiyorum. Biz tabii ki Karadeniz bölgesi olması itibariyle Azerbaycan plakalı ya da işte Gürcistan plakalı hibritlerini görüyorduk Tucson'un ve çok da hoşumuza gidiyordu aslında sorarsanız. Acaba Türkiye'ye ne zaman gelir diye düşünüyorduk. Lafı ağzımızda bıraktı. Hemen akabinde birkaç ay sonrasında hibritini gönderdi. Belki çok adetli olarak gelmedi. Biz bir tane sattık şu anda. İlerleyen günlerde muhtemelen bu adetler de artacak diye umut ediyoruz. Hibriti de geldi ve artık aslını sorarsanız bize göre Tucson bütün paketlerini tamamladı gibi düşünsek de valla Hyundai sürprizlere açık bir marka. Belki yıl sonuna kadar başka paketler de gelebilir ya da önümüzdeki yıl bambaşka şeyler olabilir. Full elektrikliler gelebilir. İnşallah gelir. Bizim buradan söylediklerimiz belki de dua yerine geçiyor. Söylediklerimiz, söylediğimiz şeyler de zamanla olmaya başlıyor. Biz inanıyoruz, güveniyoruz dedik ve güvenimizi boşa çıkarmadı. Muhtemelen 2023'te, 2024'te ve bundan sonraki birçok zamanda da eğer rakipleri çok çalışıp da yakalayabilirlerse geçebilirler ama zannetmiyorum çünkü Hyundai de boş durmuyor. Yine yılın otomobili olmaya aday bir araçtan bahsediyoruz diyorum ve yavaş yavaş da Tucson'un, bu gözde Tucson'un, bizim gözdemiz olan Yusuf'un da dediği gibi 10-11 aya yakın yıl ayın gözdesi seçtik. Bazen kızanlar bile oldu Yusuf hatırlarsın. Ya yeter sürekli bu aracı ayın gözdesi seçiyorsunuz dediler ama biz de bir şeyler biliyormuşuz demek ki. En sonunda Türkiye'nin de gözdesi oldu araç resmi anlamda diyoruz ve yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz. Ne diyorduk her zamanki gibi? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobil olsun. Gönlündeki markanın da olsun, tez zamanda olsun. Bu videoya özel yılın otomobili olsun diyoruz ama Kamer Plaza'dan olsun. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer ile kalın. Hoşça kalın.